Genel Kurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. NATO'nun yıllardır Türkiye'de uygulamak istediği plan gerçekleşti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı da belirlenmiş oldu. Aydınlık Gazetesi manşet haberinde konuyu ayrıntılarıyla ortaya koydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu köklü değişikliği emekli tüm amiral Sonay Polat dünya tarihinde bir ilk olarak yorumladı. Tarih böyle bir çarpıklığı yazmamıştır. Yaşta yeni yapıya göre 4 asker 8 sivil yer alacak. Askerin olmadığı bir yüksek askeri şura ile karşı karşıyayız. Bu şu anlama geliyor. Askerin dediği olmayacak. Milli askeri Stratejik konseptin nihai kararının verilmesinde asker belirleyici değil. Askerler somut olarak bakarsa sadece görüş bildirecekler. Karar mercilerinde artık yoklar. Kişisel olarak değerlendirdiğimde ortada yüksek askeri şura diye bir şey yok. Askerlerin en ufak ağırlığı ve fonksiyonları yok. Sivillerin göstereceği irade ile kararlar alınacak. Çoğunluk kimdeyse güç de ondadır. Askerlerin olmadığı askeri şura. Siz hiç doktorların olmadığı bir doktor şurası toplayabilir misiniz? Yaşta yer alan bakanların teknik olarak güvenlik stratejisiyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Polat, Milli Askeri Stratejik Konseptin artık konuya hakim olmayan kişiler tarafından belirleneceğinin altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu yeni düzenlemenin NATO'nun yıllardır üzerinde durduğunu belirten Polat, ben 1983 yılından beri bunu NATO'da duyarım. NATO askerleri bize sürekli bunu söylerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin milli güvenliğinde çok önemli bir fonksiyon olduğunu dünya biliyor. Bu sistem TESEV raporlarında, Abdullah Gül'ün raporlarında, Avrupa Birliği raporlarında, FETÖ'nün taleplerinde hep vardı dedi.